Fırsatta erken seçim yok diyor ama zihinlerde hep seçim olduğunu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı açıkladı. Ali İhsan Yavuz çaktırmadan çalışıyoruz dedi. Şimdi Ali İhsan Yavuz enteresan bir adam biliyorsunuz İstanbul evet. seçimlerinde hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu diyerek e, politik e, literatüre muazzam bir katkıda bulunmuştu. Şimdi gene hiçbir şey olmaması Türkiye siyasal tarihin en seçkin örneklerinden evet, biri olduğunu düşünüyorum. Hiçbir şey olmasa da bir şeyler oluyor anlaşılan. Onu söylüyor. Diyor ki Ali İhsan Yavuz, ee, çaktırmadan çalışıyoruz diyor. Bakın seçim görevlerimize, seçim kurulu görevlerimize sürekli çalışıyoruz bugünlerde. Ama bugün bunu yaparken elimizden geldiği kadar çaktırmadan, ortaya çıkartmadan yapıyoruz. Neden biliyor musunuz diyor. Sanki erken seçim istiyormuşuz gibi algılansın istemiyoruz diyor. Peki neden erken seçim istiyormuş gibi algılanmak istemiyorlar? Dahası neden erken seçim istemiyorlar? Bu kadar net ifade edilebilir. Bu beyefendinin açık sözlülüğü beni benden alıyor. Ama Erdoğan onu görevden almıyor bilmiyorum neden. Ama beni benden alıyor. Diyor ki erken seçim, bakın ben söylemiyorum. Beyefendi söylüyor. Erken seçim diyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi ömrünü azaltır. Seçimi gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anda anlamda azaltmış oluyor. Demek ki diyor, seçim kararı alması katiyen muhtemel gözükmüyor. Şimdi bundan çok şey çıkartabiliriz biz. Bir kere baştan söyleyeyim, sizin kadar etkilendim ben de bu açıklamada. <laughs> Sizi sizden aldığı kadar beni de benden aldı. Değil mi? Evet. Ama yani çaktırmadan çalıştıkları ortada. <laughs> Şimdi siyasi ömrünü azaltır derken Beyefendi şunu söylüyor. Bir sene önce alırsak görev süresinden bir sene çalmış oluruz. Buradan efendim müjdeler olsun yurduma. E, Meral Akşener ne demişti son grup toplantısında? Dedi ki seçim yapılacak ve gidecekler. Kesin bilgi yayalım demişti. Hakikaten Ali İhsan Yavuz da söylüyor. Kesin bilgi yayalım. Erdoğan gideceğinin farkında. Sadece biraz daha siyasi ömrünü uzatma çabasında ee, evet. oy verme durumlarına geçelim. Anketler de biraz bunu gösteriyor mu? Şimdi oy verme durumuna dair e, ders ucum, e, görelim şeyi. Şimdi burada e, oy verme durumunuz hangisine yakındır da? Ben e, burada asla kelimesinden ifadesinden hareket etmek istiyorum. E, genelde 54.9 AKP'ye asla oy vermem diyor. E yok, bu bir önceki bu, sorusu olması lazım. Peki burada ama e, kırmızıya bakalım. E, en baştaki asla oy vermem diye. Ama bunun açıklayıcı bir sorusu olması lazım önde. Valla böyle bu. Peki şeye dönelim o zaman. İttifak oranlarına dönelim buradan gidelir. Evet, evet. Yani sizin e, araştırmanızın Hı -hı. alt başlıklarından e, Türkiye monitörü araştırmasında e, araştırmaya katılanların 54.9'u AK Parti için asla oy vermem ve oy vermem demiş. Bunu al Dersucum. Yüzde 54. Bunu birazdan, bunu birazdan vereceğim. Az önceki ee, tamam. şeye göre e, hani o grafiği göstermesen de notunu verelim. %54.9 AKP'ye asla oy vermem diyor. Tamam o grafiği şöyle açıklamak lazım. Peki Şimdi, verelim o zaman o grafiği. Şöyle Deminkini. bakın. E, mesela e, Türkiye siyaseti 2000'li yılların başından beri e, AKP siyasi arenaya girdiğinden bu yana daha çok e, siyasi kutuplaşma üzerinden e, ilerlenmeye çalışılıyor ve bu siyasi kutuplaşmada da Türkiye alışkanlıkları sol partilere, başta da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, sonra işte HDP'ye sürekli bir karşıtlık durumu, bir işte yargılama yaftalama durumuyla oluşuyor. Peki bu seçmen tarafında karşılık buluyor mu? Yani karşıtlığı üreten taraf Cumhur İttifakı iken karşıt nerede birikiyor onu anlamaya çalışıyoruz. Şimdi burada gördüğünüz üzere seçmen grubunun çoğunluğu şu an AKP karşıtı hale gelmiş durumda. Yani e, oradaki evet. %54 Üzerinin, onu, e, onu açıklıyor üzerinde. aslında. Evet evet. evet. E, dolayısıyla şimdi şöyle bir tablo söz konusu. Hükümet kuruluşundan bir yana kutuplaşmadan hep beslendi. Çünkü devraldığında ülke her ne kadar kaos senaryosu anlatsa da 2002 yılı Türkiye'nin ekonomik büyümesi 6.7'dir. 6.7 ekonomik büyümeyle devraldılar Türkiye'yi ve ekonomik büyümenin yanında daha önemli şeylerle devraldılar. Onlardan önceki hükümet o beğenmedikleri, eleştirdikleri Derviş'te de dahil olmak üzere ülkenin ekonomisindeki kurumsal kapasiteyi artırdı. Kurumları özelleştirdi, bağımsız karar alabilir hale getirdi. Onlarla birlikte hükümetin de gelmesi, bu programlara sadık kalması, üzerine özelleştirmeler üzerinden dış kaynağın gelmesi, dünyadaki finansal bolluk vesaire tüm bunların sonucunda işte kent rantına dayalı inşaat projeleriyle birlikte çarpan etkisiyle ekonomide bir dönem büyüme gerçekleşti. Büyümenin olduğu dönemde hükümet alışkanlıkları gereği kutuplaşmayı artırdığında e, toplumu iki kutuba ittiğiniz takdirde büyüme olduğu için hükümetten yana daha fazla insan saf tutuyor Ama bugün gerçek bir ekonomik büyüme olmamakla birlikte az önce küçük bir özetini yaptığımız ve zaman olsa çok daha fazla olumsuz şeyler anlatabileceğimiz ekonomik koşullar mevcut. Bu koşullarda... Toplumu kutuplaşmaya iterseniz işte bu tablo çıkıyor. %54'ü size karşı olduğunu belirtiyor ve oy vermeyeceğini e, belirtiyor. Dolayısıyla burada e, ana dikkat çekilmesi konu, gereken konulardan bir tanesi şu. E, bu kadar karalama kampanyasının olumsuz e, siyasi ifadeler kullanılmasına rağmen, hedefleştirilmesine rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, oy vermem ve asla oy vermem diyen seçmen sayısı e, neredeyse en az seçmen grubunu Oluşturuyor toplam seçmen içerisinde. Ama bu kadar e, hedefleştirme e, siyaseti güden AKP ise en çok karşıtı biriktirmiş durumda. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ve sizin vesilenizle de e, özellikle izleyicilerin de kafasında tam oturması için tekrar etmek isterim. Bizler sosyal medyaya girdiğimizde oradaki eko çemberler nedeniyle e, çok daha olumsuz şeyleri görüyoruz. Hatta özellikle Twitter tarafında muhalif seçmen girdiğinde oradaki... E, ak trollleri gördüğünde zannediyor ki AKP seçmeni de onun düşündükleriyle aynı şeyleri düşünüyor. Oysa ki son derece uzak. Onlar yalnızca asimetrik bir bilgi üretiyorlar. Dolayısıyla oraların bize yarattığı psikolojik yük kadar sosyolojik bir yük yok. Bunun da en önemli göstergelerinden bir tanesi işte şu an ekranda gördüğünüz rakamlar. Bütün bu hedefleştirme siyasetlerine rağmen, iftira siyasetlerine rağmen karşı kutubu olumsuz kutubu kendileri aleyhine yaratmış oldular istediklerinin tam tersi bir durum çıktı hükümet bu ülkede neye arzu ettiyse tam tersini buldu bakın 18 sene içerisinde muhafazakarlığa dünyanın yatırımını yaptılar övgüler dizdiler muhafazakar bürokratların önünü açtılar akademisyenlerin önünü açtılar tam tersi işte aydın olan, çağdaş olan, ilerici olan solcu olan, sosyal demokrat olan Atatürkçü olan kadrolarında bir o kadar önünü kestiler Ülkede muhafazakarlığa bu kadar yatırım yapmalarına rağmen ülkenin muhafazakarlığı artmadığı gibi bir miktar milliyetçiliği oynadı sadece. Hmm. Onun dışında hiçbir etkisi yok. Az önce söylediniz, bölmemek için girmedim ama bu vesileyle girmek isterim. Mesela imam hatip meselesi. Türkiye'deki en büyük yanılsamalardan bir tanesi. Zannediliyor ki iktidarın anlattığı gibi toplum devasa bir imam hatip arzusu içerisinde. Biz Sodev tarafında çalıştık bunu. Seçme hakkı olsa... Çocuğunu İmam Hatip'e gönderecek veli oranı yüzde kaç biliyor musunuz? Yalnızca yüzde 10.3'lük bir veli grubu çocuğunu İmam Hatip'e göndermeyi tercih ediyor. Geri kalan tamamı Fen Lisesi'ne, Anadolu Lisesi'ne yani modern okullara göndermeye çaba harcıyor ve arzu ediyor. Şu bilgi var mı? Yüzde 10'u çocuğunu İmam Hatip'e gönderme söylediniz ya. Yüzde 10'da kız öğrenci, kız çocuğu oranı... Şöyle bir, özellikle bakmadım. Mı? Özellikle bakmadım ama %10 o kadar düşük bir şey ki istatistik hmm. ki yeterince açıklayıcı. Bakın mesela bu %10. Hayır, özellikle %10, kız öğrenciler için yaklaşık da. 4 sene önce ölçtüğümüzde bunu yaklaşık hmm. 4 sene ölç, önce ölçtüğümüzde bu 10 oranı %18'di. Aa o Tabii kadar giderek düştü. de geriliyor. Anlamlı gerileme. Zaten düşüktü. Daha da düşük hale geliyor. Çünkü günün sonunda toplumun arzu ettiği ile onun vaat ettiği örtüşmüyor bir tarafıyla. Ve bu anlamda da bu ülkenin demokratlarının, muhaliflerinin özgüveni yüksek bir tutum içerisinde olması lazım bu konu hakkında. Hükümet daha fazla imam hatip dayatıyor diye toplum daha fazla imam hatip talep ediyor anlamına gelmez. Toplumun talebi son derece açık. Bizim zihin dünyamızda ne varsa onu okulda görmek istiyor. Daha modern, daha seküler, daha çağdaş bir eğitim. Evrensel standartlarda bir eğitim almasını istiyor çocuğunun. Bakın mesela tam da bu kaygıyla resmi müfredatın gerilemesi, okullardaki kadroların gerilemesi nedeniyle başta beyaz yaka olmak üzere nüfusun çok ciddi bir kısmı gelirinin çok önemli bir bölümünü kolejlere harcayarak çocuğunu o okullara göndermek zorunda kalıyor. Mantar gibi yayıldı kolejler. Neden? Çünkü kamudaki eğitim geriye gittiği için eskinin kamunun standartını yakalayabilmek açısından şu anda yıllık 40 bin lira, 50 bin lira para ödemek zorunda ya. kalıyor bu insanlar. O karaladıkları ve toplumun istemediğini iddia ettikleri eğitime erişebilsin diye. Dolayısıyla şöyle, Türkiye muhalefetin de önemli bir sorumluluğu var. İnandığımız değerlerde özgüveni yüksek bir savunu içerisinde olmamız lazım. Hükümetin yarattığı, onun bileşenlerinin yarattığı, sosyal medyadaki trollerinin yarattığı asimetrik bilgi...